Canımın içi seni üzmüş de benim anladığım, yani şöyle olmuş olabilir. Sen Kur'an'ı al, bir oku. Bir kere daha oku, bir kere daha oku. Allah'a güven, samimi delikanlısı. Bak, sen Allah'a kendini bırak. Acımasızlığın tamamını Allah kaldırır. Hiç çekinme. O acımasızlık seni imtihan için Allah o güzel Badire'ye çekmiş. Çileli bir imtihandan geçmişsin. O seni güzelleştirir. O sana sevgiyi öğretir. O sana merhameti, şefkati öğretir. Şimdi mesela ben senden görüşsem çok merhametli olduğunu göreceğim. Şefkatli olduğunu göreceğim. Fakirlerini koruduğunu göreceğim. Değil mi? Mesela delikanlı olduğunu, kabadayı olduğunu göreceğim. Sevdiklerinin haysiyetine, şerefine, titiz olduğunu göreceğim. Mesela genç kız arkadaşlarının namusuna, dinine, sağlığına, sıhhatine, neşesine özen gösterdiğini göreceğim. O zaman herkes seni sever. Ama çile insanı güzelleştirir. Taif'te peygamberim anlattım işte. Daire şeklinde ayılar sarıyor etrafını, hayvan gibi adamlar. Yüz binlerce kere tükürüyorlar peygamberimize. Yüz binlerce kere, bir kere iki kere değil. Ve sürekli hakaret ediyorlar. Yani 2,5 kilometre küfrediyorlar. 2,5 kilometre küfür. Ve 2,5 kilometre boyunca taş. Taş atıyor. Ayakta hayır, kan revan içinde kalıyor. Bak, Allah deprem meleğini gönderiyor Cebrail'le beraber. Cebrail vahyediyor. Eğer istersen Allah bütün araziyi yerle bir edecek diyor. Olur, bu tip olaylar da olur. Yani nadir rastlanan bir şey değildir. Çok olmuş bir şey. Tevrat'ta da görülür bu. İncil'de de görülür. İncil'de çok örnekler var. Hemen olurdu orada. Yerle bir olur. Hepsi kaçışırdı. Darmadağın olurdu her yer. Ve çok da makul olurdu. Yani öyle aklın ihtiyar alan bir şey değil bu. Peygamberin de aklının ihtiyar almaz. Çok makul olurdu. Peygamberim, ya Rabbi diyor, onlar cahil diyor. Ceza verme diyor. İsterse üzülebilir. Bak, üzülmedi yani. Sadece cahil diyor onlar diyor. Bilmiyorlar diyor onlar diyor. Dese ya Rabbi gereğini yap dese bitti. Yani deprem meleği bu tip şeylerde hemen meydana getiriyor olayı. Hatta onları ben toparlayayım bir araya. Örneklerim. Yakın örneklerinden de gösterebilirim. Hemen yapar Allah. Ama sabrediyor peygamber. İşte onun için Allah Habibim diyor. Sevgi böyle gelişir. Onun için benim yakışıklılığımı kendisini özmesine gerek yok. Çok yakışıklısın bir kere. Sağlıklı, sıhhatli bir delikanlısın. Bu seni mutlu etsin. Baksana. Çakı gibisin. Ya. Süper güzel delikanlısın. Allah ömrünü uzun etsin. Seni cennetiyle sarsın. Sakın üzülmek yok. Hatta sevin çile çektiğin için. Çünkü çileyle güzelleştin. Çileyle şefkati, merhameti öğrendin. Aşkı öğrendin, cennetin genişledi. Bundan sonra o gözle bakacaksın. Evet, dinliyorum.